Efe Oğlu'ndan herkese merhaba. Bugün mimarlarımızla sosyal medyadan gelen soruları yanıtlıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Tasarım projelerinde genel müşteri talepleri, sosyal medya analizlerine dikkate alıyor musunuz? Kesinlikle. Alıyoruz. Yani tasarım projesi ise zaten mecburen alınıyor müşteri talepleri ama bu şey anlamında sanırım hani bir müşteriye özel yapılmayan projelerimiz oluyor ya onlar da alıyor muyuz? Yani şeyse bizim fark etmediğimiz bir şeyse ve gerçekten olmasa onu daha iyi yapacaksa dikkate alıyoruz tabii ki. Ya şöyle aslında biz burada bir her konuda bir ekip çalışması yaptığımız için bize sosyal medyadaki arkadaşlarımızdan bazı talepler oluyor. Yani biz çünkü diğer insanlarla direktmen birebir iletişime geçmiyoruz. Kendileri iletişime geçiyor. Ve oradan farklı istekler oluyor. Nasıl bir istekler? Örneğin bazıları diyor ki işte verandama böyle çıkayım. Bazıları diyor ki işte acaba üç katlı yapabiliyor muyuz? Bazı kişiler diyor ki acaba komple ahşaptan ev yapabiliyor muyuz? Yani böyle böyle her türlü fikri oradan biz alıyoruz. Biz de eğer tasarım projesi olarak yani sadece onlara odaklı bir proje ortaya çıkartıp paylaşacaksak bunların hepsini kesinlikle dikkate alıyoruz. Bu mimarları niye yarıştırıyorsunuz? Üçü de zaten mükemmel iş çıkarıyor. Sanırım şey için sorulmuş. Anketler alıyor Instagram'da görmüşsünüzdür. O yüzden sorulmuş bir soru. Yani aslında biz de pek memnun değiliz bundan da işte. Tam burada mobbing uygulanıyor. O yüzden böyle yarışma işi zorla seçiliyor. Hatta şu an patronumuz bakıyor. Yarın bir yarışma da olacak mesela yine. İlk gün onun Türker Bey'e. Burada da siyah tekrar. Burada Türker Bey'e yavaşça yarın bir yarışmamız var. Evet takip etmeniz, neydi bana evet basmanızı, Türker Bey'e basmanızı. Çünkü iç kenarıyla çok hava atıyor. Hiç onu yarışmaya koymadım. Evet onunla yarışsak daha proje gelmemişmiş de. Peki, projelerde maliyeti düşürüp daha düşük bütçeli evlere yer verebilir misiniz? Tasarım projelerinde mi acaba bu? Yani sunum için olan tasarım projelerinde mi? Ya sanırım öyle. Zaten şöyle, müşterinin belli bir bütçesi oluyor. Biz ona endeksi çalışmaya çalışıyoruz. Ucuz kaçtığı noktalarda bazen biz olabiliyoruz, bazen müşterimiz olabiliyor. Fiyat analizleriyle geri adım atılıyor. Yani öyle yaptığımız daha farklı projeler var. Tabii onları yani paylaşmıyoruz. Çok fazla hoşumuza gitmeyen etkenler falan oluyor. O yüzden paylaşmaya pek uygun görmüyoruz hepsini. Yani yine tabii bütün isteğe göre hepsi de yapılabilir. Yani düşük bütçeli, yüksek bütçeli. Yani bize gelen bütün isteklerin cevabını aslında biz burada vermeye çalışıyoruz. Ofise gelmezsek uzaktan görüşmeyle tasarım yapıyorlar mı? Nasıl? Evet yapıyoruz. Özellikle koronadan sonra daha çok aktif olarak başladık. Balıkesir'de iki müşterimiz var. Bir tanesi şu an yapılıyor. Hatta imalat yapılıyor. Sürekli online görüşme üzerinden tasarım yaptık ve imalat yapılıyor şu an. Bir tane daha imzaladığımız bir projemiz var. Yine aynı şekilde Balıkesir'de. Müşterimiz hiç gelmeden Zoom üzerinden görüşerek proje tasarımını ilerlettik. Ya şu süreçte zaten çoğu müşterimizle yine tabii bir girince bir görüşme sonrası hep Zoom üzerinden olsun, Discord üzerinden olsun yayınlarla hep projeleri değerlendirdik. Ama o şekilde örneğin ben Sefaras örneği verdim. Yani Adıyaman'daki müşterimiz o meşhur üçgen evli projemiz. Sahip. O projemizde yani o müşterimizi ne yüz yüze gördük ne farklı şekilde gördük. Direktmen bize zaten telefonla irtibat kurup o şekilde ilerledi. Sözleşmeler aynı şekilde oldu. Ben kendisiyle projeyi sürekli internet üzerinden işte Zoom üzerinden falan kendisiyle sürekli projeyi değerlendirdik. Şu an müşterimize projeyi teslim ettik, evimizi teslim ettik. Ama kendisini henüz hala görmedik mesela. Ama yeni dünyada böyle artık yani. Evet tabii. Önceden olsa hani alan görmek ya da hani müşteriyle yüz yüze iletişim önemliydi. Hala da önemli ama teknoloji geliştikçe bu konuda da fırsatlar artıyor ve değerlendirmek zorunda bir şekilde bulunuyor. Patron yeni yılda yüzde kaç zam verecekmiş? Biz de merak ediyoruz. Yok. Yok diyormuş. Bizde öyle bir şey yok. Yani benim düşüncem bir %50 bir zam bekliyorum ama bakalım yani. Patronumuz bonkör dedi aslında. Bakalım ağda değil tutulmaz diyerekten bekliyoruz. Diye bir soru gelmiş. Yani şöyle söyleyelim, müşterilerle sürekli iç içeyiz zaten. Bize gelen genelde aynı oluyor müşterilerimiz için. Yani çok farklı fikirler geliyor. O yüzden aslında biraz daha istekleri karşılayabiliyoruz ve öngörebiliyoruz. Daha doğrusu öğrenciyken daha hayal kurarken şimdi daha gerçekle bütünleştiğimiz için ne istenebileceğini öngörebiliyoruz yani. Sosyal medyadan dönüşlere de dikkat alıyoruz. Bir diğer soru. Yaşları kaç? Ay en yaşlı benim. Ben daha yaşlıyım. Daha yaşlı. 27 yaşındayım ben. Ben 26 yaşındayım. Ben de 25. Ben de 25 yaşındayım. Şehir dışında saha keşfine gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Her projeyle değil ama. En son ilk yıl onun gitmişti biz saha dışına. Evet. Deniz çevirip gitmiştik.
Ya özellikle yakın yerlere daha çok gitmeyi tercih ediyoruz ama bazı uzak yerleri yani illa görmemiz gerekiyorsa zaten mecbur gitmemiz de gerekiyor. Ama bazı yerlere çoğu veriye fotoğraflar olsun, Google Earth sayesinde olsun veya farklı programlarla ulaşabiliyoruz arazinin resimlerini, görselleri. O yüzden çok da gitmemize gerek kalmayabiliyor. Aynı zamanda bu dediğimiz yükseklikler falan da bu bize gelen belgelerle, plan kutu belgesiyle özellikle. Soru da oydu zaten şu anda. Tasarım yapabilmeniz için gerekli evraklar nelerdir? O zaman buradan devam edeyim. Müşterimizle ilk başta tasarıma başlarken bazı belgeler, evraklar istiyoruz. Bu özellikle ruhsat anlamında gerekli olan evraklar. Bu evraklar bize tasarımımıza da yardımcı oluyor. Yol kodu olsun, aplikasyon olsun, işte imar durum belgesi olsun. Plan kodu aslında belli ne yapıyorlar? Sonradan isteğe bağlı olarak yaptırmama durumu. Ama biz plan kodu belgesinde istiyoruz ki araziyi, özellikle görmediğimiz arazileri veya gidip yüksekliklerini kendimiz almadığımız arazileri gelen belge sayesinde nerede ne yükseltisi olduğunu bilelim ki evimizi yerleştirirken ona göre yüksekliğini ayarlayabilirim. Yol kodu da aynı şekilde. Bize evimizin giriş kodunu görmemiz gerekiyor ki evimizin yerde temel yüksekliğini ona göre belirleyelim. Veya altındaki bidet ve bodrum çıkıyor mu çıkmıyor mu ona göre bir ayarlama yapabilirim. Daha evinde kır evinin tasarımında olmazsa olmaz 3 şey nedir? Yani ben bir şömin olması gerektiğini düşünüyorum bir daha evinde. İlk aklıma gelen. Ben de mesela taş, detay ve büyük cam aynı zamanda şömine bu üçü isterim. Kırdaysam, bir de dağdaysam verandası büyük olan, geniş olsa iyi olur. Abi benim aklım geldi. Projeler bireysel mi hazırlanıyor yoksa projeler ekip halinde görüş bildirerek mi hazırlanıyor? Yani bireysel ama danışıyoruz. Takıldığımız noktalarda birbirimize danışıyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Yani birbirimize sormadan aslında direkt bir proje çıkmıyor. Hani o süreci mimarımız ilerletiyor ama sürekli fikir alışverişi yapıyoruz. Şurada böyle yapsak daha mı iyi olur, burada böyle yapsak daha mı iyi olur diye bu şekilde ilerliyor. Yani üçümüzün fikri bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Ama aynı zamanda bazı projelerimize de beraber çalışmamız da gerekebiliyor. O tarz projelerimize de beraber yürütüyoruz aslında. Neden Efoğlu'nu tercih etmeliyim? Yani Efoğlu olarak hem tasarım aşamasında hem de imalat aşamasında en özenerekten bir proje ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde hem ilk başta tasarım olsun, mimar tasarım olsun, sonrasında beraberinde peyzaj tasarımı olsun. Ve bu tasarımları müşterimizle beraber kabul ettirdikten sonra imalat aşamasında yani biz olabildiğince şeffaf şekilde müşterimizle projeyi götürüyoruz. Ve biz başında yani ne söz verdiysek aslında sonunda da onu görebiliyoruz. Yani bizi takip eden müşterilerimizle hem bizim tasarım projesi olarak paylaştığımız görselleri hem de uygulanışlarını görürlerse aslında ne kadar uyduğunu görebiliyoruz. Tabii bazı yerlerinde müşterimizin çıkarttıkları yerler veya müşterimize ek olarak bizim tasarım projelerini ekleyip de paylaştığımız şeyler olabiliyor. Ama çoğunu takip ettiği zaman bizi Instagram'da özellikle olabildiğince yaptığımız işlerden bütün görselleri müşterilerimizle paylaşıyor olmamız bile bence artı bir özellik. Yani en azından bir şey yaptığımızda üstünü kapatıp da geçmiyoruz hiçbir şeyi. Ve ben şöyle de düşünüyorum. Burada herkes birbirine çok değer veriyor. Özellikle şöyle söyleyeyim. Buradan patronunuza sevgiler. Hepimize çok değer veriyor. Fikirlerimize gerçekten çok önem veriyor. Hani bizim fikirlerimize bu kadar önem verirken müşterilerimizin evin sonucuna çıkacak fikirlerini yani evet çok beğendik demesine tabii ki de çok önem vereceğini düşünüyorum. O yüzden Efoğlu'nu tercih edebilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Herkesin burada eşit söz hakkı var. Herkes bütün düşüncelerini rahat bir şekilde dile getirebiliyor. Bu çok önemli bir şey bence. Ve patronumuz bize bir patron gibi değil, arkadaş gibi yaklaşıp sorunlarımızı dinleyebiliyor ya da sıkıntılarımızı çözmeye çalışıyor. Teşekkür ederim. Bunu da alt yazı geçelim. Çelik villada şömine olur mu? İlla betonarme yapılacak diye bir şart yok. Sonuçta şömine hem taş evleri olsun, normal ahşap evleri olduğu gibi bizim çelik evlerde de uyguladığımız bir sistem. Sadece maliyetle alakalı bir sorunlar oluyor. Hangi okullardan mezunlar acaba? Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezunum. Ben de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden mezunum. Ben Bursa Uluslararası Üniversitesi'nden. Ben Ankara Üniversitesi'nden mezunum peyzaj mimarlığından. Yüksek lisansım da orada ve ODTÜ'de kentsel tasarımdan yüksek lisansım var. SketchUp'tan modelleme ve plan aktarma sürecinde nasıl yöntemler kullanıyorlar? Yani ilk başta olabildiğince zaten bir plan oluşturmaya çalışıyoruz. Planda bizim genel olarak ana kullandığımız program zaten SketchUp. Biz yani SketchUp'u bayağı bir kapsamlı olarak kullanıyoruz aslında. SketchUp'tan bütün planımızı oluşturduktan sonra modellememizi de aynı şekilde SketchUp'tan yapıp diğer başka kullandığımız görselleştirme programlarıyla da renderleri alabiliyoruz. Şimdi o soruyu bulamadım ama o soru da çok fazla gelmişti. Hangi programları kullanıyorsunuz diyor. O zaman ona da cevap vermiş olalım. SketchUp, Lumion ve Photoshop sanırım ve AutoCAD ağırlıklı olarak. İç mekanlarda 3D Max kullanıyorum ben de. Çizim yapmak zor mu? Kendilerini geliştirmek için neler yapıyorlar? Çizim yapmak değil de şey zor. Yani tasarım yapmak mı, çizim yapmak mı? Yani çizim yapmak sonuçta programla alakalı bir durum aslında. Program bilgisiyle alakalı olan bir şey. Ama önemli olan burada tasarım yapmak.
Tasarım yapmak zor mu? Bence kesinlikle zor olan bir şey. Yani herkesin kolayca yapamayacağı bir şey. Bir şey gördükten sonra yani onun üzerinde kafa yormak kolaydır, basittir. Yani ben şunu yuvarlak yapmışım. Ya bu keşi kare olsa demek bence basittir. Ama orada onu yuvarlak olarak görebilmek asıl mevzu. O yüzden tasarım yapabilmek bence zor bir şey. Evet, zor çünkü herkesin yorum hakkı var. Evet. Ama mesela inşaat mühendisliğine çok avantaj var. Bizim dediklerimiz kesin bizim dediklerimize çok karşı çıkan olmuyor der inşaat mühendisleri. Ama bizde herkesin bir söz hakkı oluyor. Herkesin kendince bir beğenisi oluyor. Zaten ofis değerlendirme videolarımızı izlemişsinizdir. Sosyal medyacılardan yani dediğiniz gibi inşaat mühendisliğine kadar herkes bizim projelerimizi değerlendiriyor. Bu bizi gerçekten zorlayan durumlardan biri. Hep müşterilerin hayallerini hayata geçiriyorlar. Peki ya kendi hayallerindeki ev nasıl? Zor musun? Zor. Evet yani daha kesin ya da kararlaştırılmış bir hayalim yok. Yani burada F1'a girmeden önce veya biz öğrenciyken daha çok kendimize işte şöyle bir, böyle bir aslında hayalimiz vardı. Ama şu an işin içinde olunca yani sürekli bir tasarım yapma sürecinde olduğumuzdan dolayı sürekli farklı tasarımlar karşımıza çıkıyor. Sürekli farklı şeyler öğrenip onu projelere uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden hiçbir zaman yani ben kendi adıma konuşayım. Şu an hiç öyle bir ev yaptıracak olsam işte şöyle ev yaparım, böyle ev yaparım gibi bir şey diyemiyorum. Daha doğrusu onun hayalini şu an kurmadım. Kurmuş olduğum hayalde aslında kendi kendimi örtmüş oldum. Çünkü sürekli değişen ve sürekli üstüne eklenen bir hayalim var. Yani şu an tabii oturursam, bununla alakalı bir hayal kursam kendime ev yapacak. Yani çok farklı şeyler çıkar ama tabii 2 sene sonra bu kurduğum hayalde beğenmiyor olabilirim. O kesin. Bir de araziye göre de şekilleniyor sanırım. Hani nerede olacak bu ev mesela? Her projenin. Ama ben düz çatı isterdim. Çatı bahçesi isteyebilirdim. Çok şey var. Ben de taş malzemesini çok beğeniyorum. Evet. Ve aynı şekilde büyük camlar. Kesinlikle büyük camsız olmaz. Temizliği de artık kim yapıyorsa. Müşteriyle uzlaşana kadar proje değişebiliyor mu? Kesinlikle. Çok değişiyor. Evet. Yani müşterinin içine sinmeyen bir projeyi zaten ortaya çıkaramayız yani. Sonuçta para verecek ve o projeyi ortaya çıkaracak. Yani müşterimiz tamam budur diyene kadar proje aşaması ilerliyor. Ama tabii orada belirli etkenlerimiz var. Müşterimize tasarım sürecinde belirlediğimiz revize hakları var. Yani çünkü eğer bunu belirlemezsek, müşterimizin sürekli değişikliğinin önünü kesmezsek bu bizim zamanımızı alan bir noktaya geliyor artık yani. Çünkü sürekli isteklerini ortaya koyuyoruz. Ve o noktadan sonra eğer bana derse ki ben bu projeyi beğenmedim, artık tekrardan başka bir şey çizelim gibisine konu gelirse bu sefer aslında süreç uzamış oluyor iki taraftan dolayı. O yüzden biz bir yerden kendisine bir revize hakkı veriyoruz. Bu revize hakkı boyunca, yani tabii buna tolerans gösterdiğimiz şeyler oluyor. Bu revize hakkı boyunca istediği değişikliklerin hepsini de yapabilir. Tabii bu revize hakkı konusu da önceden yaşanan, bitmeyen projeler evet. Ve sıkıntılar sebebiyle oldu. Efol'da çalışmaktan memnunlar mı? Evet, memnunuz ya. Çok keyifli kadın arkadan böyle yapmışlar. Bence. Ya Efol'da memnunuz. Ya çünkü biliyoruz ki dışarıda olmayan aile ortamı mesela Efol'da var. Yani çoğu gidip de çalışabileceğimiz bir yerlerde bu ortamı bulamayacağımızı biliyoruz yani düşünüyoruz en azından. Yani özellikle bir de şu var bizim için mesleki olarak önemli bir şey. Bize burada tasarım yapılabiliyor olmuşu. Yani biz de burada istediğimiz tasarımı rahatça yapabiliyoruz müşterimizle beraber. Yani çoğu yere gittiğimizde mimar arkadaşlarımız hep ofislerde tek yaptığı şey çoğunun için konuşuyorum çizim yapabilmek. O da kendi hayal güçlerini ortaya koymadan yaptıkları bir çizim. Ama biz burada komple kendimiz düşünerek kendimiz onu yansıtıyoruz. Ve bize burada bütün iletişimi biz müşterimize beraber yürütüyoruz. Bize kimse gelip de artık yani şunu yapamazsın, bunu buraya koyamazsın, bunu niye böyle yaptın diye öyle bir baskı hiçbir şekilde olmuyor. Yani her şey bize kalmış durumda. Fark beni sınırlar. O fark böyle bir ignora yapıyor. Yani o yüzden bu şartlar altında çalışmak ve bizim bu çalışma ortamımızda ve hepinizin görmesini isteriz. Çok keyifli bir ortamımız var. O yüzden gerçekten F1'dan memnunuz. Bu kadardı. Teşekkür ediyoruz. Umarız keyifli bir video olmuştur sizin için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı, sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.